güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli tezkirat ve ölmüş kurumuş küre-i arzı diriltmek, süslendirmek gibi geniş tahvilat gösteriyor ki perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var. Muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Öyle bir saltanatı var. Zerrelerden kürelere kadar her şeye hükmü geçiyor. Öl diyor ölüyorlar. Diril diyor diriliyorlar. Öyle bir saltanat. Allah Allah. Böyle bir saltanat rububiyet kendine layık bir raiyet ister. Kendine layık. Adam diyor sen bana muhatap olamazsın diyor. Muhatap ol da gel. Böyle bir haşmete, böyle bir saltanata liyakat aranıyor. Bu dünyaya onun için geldik. Layık olabilmek için. Allah'a layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olmaya geldik. Liyakat istiyor. Layık olmanı istiyor değil mi? Üniversiteye girebilmek için değil mi? Ne gayretler değil mi ya? Allah Allah. Dershaneler, sistem öyle bir olmuş da ortaokuldan, ilkokuldan başlıyor. Maraton, öyle diyorlar değil mi? Maraton başlıyor. Gecesi gündüzüne katarak yani. 10 saat, 13 saat, 12 saat, günlerce, aylarca, senelerce ne için? Üniversite. Bazıları var, öyle anlatmışlar da ben oradan biliyorum. Adam inşaat mühendisi olmuş, iş bulamamış, simit satıyor. Ama simitleri bina gibi diziyormuş. Pencere yeri bırakıyor, kapı yeri bırakıyor. İnşaatçılığını da gösteriyor yani. Yani diploma var ama diploma olmuş yani. Allah kendine layık kul istemez mi ya? Bir diploma lazım değil mi ya? Ne dedi? Kendine layık bir raiyet ister. Ve şayeste bir mazhar ister. Halbuki görüyorsun mahiyetçe en cami ve mühim raiyeti ve bendeleri şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşanır. Yani her gün birilerinin kıyameti kopar. Birileri yeni bir hayata mazhar olur. Bu misafirhane her gün dolar, boşanır. Hem bütün raiyet, bütün o halk, bütün o mahluklar, bütün o insanlar tecrübeyi hizmet için şu meydanı imtihanda muvakkaten toplanmışlar. Meydan ise her saat tebedül eder. Allah Allah. Hem bütün o raiyet Sani-i Zülcelal'in kıymetdar ihsanatının numunelerini, bu cümle çok antika bir cümle, bütün o raiyet Sani-i Zülcelal'in kıymetdar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı-yı alem sergilerinde ticaret nazarında temaşa etmek için şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar. Allah Allah. Şurada dördüncü hakikatta şöyle bir cümle söylüyor, aynı meseleye bakan. Meşheri sanatı ilahiye olan aktar-ı alem sergilerine bak. Meşheri sanatı ilahiye olan aktar-ı alem sergilerine bak. Yani şu dünya nedir? Bir teşhirgâhtır. Bir fuardır. Cenab-ı Hakk'ın antika sanatları, kudret mucizeleri burada ne yapıyor? Sergileniyor. Peki Allah bize şuur vermiş, fikir vermiş. Niçin vermiş? Bu antika sanatları görecek, temaşa edecek, Subhanallah, maşallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah ile
mukabele edecek. Böyle bu gibi şeylerde şu misali veriyorum. Böyle seneler evvel bir lise talebesi kardeş gelmişti böyle dershaneye muhabbet ederken bu tarafa böyle mevzu gelmişti. Ben ona şöyle dedim. Dedim ya hiç sen duydun mu İzmir'de dedim böyle internasyonel fuar var. Biliyorum abi duydum dedi. Dedim ya orada dünya çapında büyük firmalar yeni ürünlerini, yeni mallarını, yeni makinelerini getiriyorlar. Orada sergiliyorlar, tanıttırıyorlar. Orada bir pazar buluyorlar, satıyorlar, kar ediyorlar. Böyle bir şey var, fuar var. Duydum abi. Dedim ya şunu da duydun mu? Yeni bir pompa yapılmış. Nasıl dedi? Dedim ki yumruk kadar büyüklüğünde 220 bin ton sıvı pompalıyormuş. Vay be dedi. Aya. Dedim üstelik 60 sene çalışıyor tık yapmadan. Allah Allah. Üstelik elektriğe de ihtiyacı yok. Benzine de ihtiyacı yok. Hiçbir enerji maddesine ihtiyacı yok. Allah Allah. Dedim daha garibi etten yapılmış. Abi kalp mi o dedi ya. Dedim maşallah. Bak. Yani kalbimiz, karaciğerimiz, akciğerimiz, böbreğimiz, dalağımız, gözümüz, kulağımız, her tarafımız mucize. Bak hani üstad diyor ağaçtacı kudret mucizesi diyor. Subhanallah. Biz de ne diyoruz kafası çalışmayan adama? Odun kafalı diyoruz. Ya keşke odun kadar olsak ya. Bak yer altına inmiş o kadar dağılmış, o kadar uzamış kökler. 10 metre, 20 metre, 100 metre uzunluğunda ağaçlar, en uzak dalların ucundaki yapraklar, çiçekler, meyvelere gıda gönderiliyor. Hangi asansörle değil mi? Hangi hidraforla? Hiç ses yok, sada yok. Hiç gürültü yok. Hava kirliliği yok. Duman yok. Enerji ihtiyacı yok. Beleş ya, subhanallah. Ne bu? Gözümüzün önünde. Ne diyor? Kendi çamur yiyor, meyvelerine diyor, süt içiriyor incir ağacını anlatırken değil mi? Ya Allah Allah, Subhanallah. Ama ülfet, adet, yeknesaklık perdeleri altında çok mucizeler gizleniyorlar, saklanıyorlar. İşte biz bunları görmek için, bunları takdir etmek için, bunları beğenmek için, bunları tahsin etmek için bu dünyaya gönderildik. Bu cihazat bize onun için verildi. Neye baksak Subhanallah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah demek için gönderildik. Böyle olunca ne demişse ticaret nazarında ömrümüzün her anı kıymet kazanıyor. Ne diyor? Baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye bir senedir. Onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Eğer onun yolunda olsa o bir saniye layımuttur. Çok senelerdir diyor. Allah Allah. O zaman ne oluyor? Ömrümüzün her anı kıymet kazanıyor. Ticaret. Kâr ediyoruz. Bütün o raiyet Sani-i Zülcelal'in kıymetdar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı-i alem sergilerinde ticaret nazarında temaşa etmek için şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar. Birkaç dakika durup. Halbuki diyebilirsiniz ya ne birkaç dakikası, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene, 100 sene yaşayanlar var. Evet. Yani buradan ileriye bakınca çok uzun bir ömür zannediliyor. Ama 70'e 80'e gelene bir sor bakalım. Nasıl geçti bu ömür? Diyecek göz açıp kapayınca gidiyor. İçi kapadın mı gitti zaten komple yani. Subhan. Ömür bu kadar çabuk gidiyor. Garantimiz de yok. Değil mi? Birkaç dakika durup seyrediyorlar. Sonra kayboluyorlar. Şu meşher ise, şu teşhirgah olan dünya ise her dakika tahavül ediyor, değişiyor. Giden gelmez, gelen gider. Geldik mi? Biz gelenlerden miyiz?
O zaman ne demek? Gideceğiz. Gelen gider. Giden gelmez. Niye gelmez? Cennete gidenler zaten buraya gelmez. Öyle bir alem ki yani. Ne diyor? Dünya zindanından cennet bostanlarına gitmek ya. Allah. Cehenneme gidenler gelmek istiyorlar ama onlar da zevaniler salmıyorlar. Yoksa onlar gelecekler ama. Onun için giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşerlerin arkasında o sermedi saltanata medar ve mazhar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler, şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve gölgelerin, numunelerin ve suretlerin en halis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Burada çabalamak onlar içindir. Onun için bu dünya hizmet yeridir. Hikmet diyarıdır. Ücret yeri değildir. Onun için üstadımız diyor, ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmamak lazım. Çünkü dünyanın 100 bahçesi ahiretin bir ağacına mukabil gelmez diyor. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir.